Fatma Hocam, hastamız kanser tedavisi süresi içerisinde de moral ve motivasyonu da yüksek seviyede tutması gerektiğini belirtiyoruz hep. Peki hasta ve hasta yakınlarımız arasındaki ilişkilerden de biraz bahseder misiniz? Genellikle hasta ve hasta yakınları arasındaki ilişkilerde bizim hastalarımız uzun soluklu tedaviler ya da takipler gerekiyor. Bu nedenle de örneğin kişide safra kesesi taşı var. Hep bunu örnek veririm hastalara da. İşte 3 gün yatacaksın, %90 küsür 4. gün çıkacaksın, bir hafta sonra da yürüyeceksin ve normal olacak. Bizim hastalıklarımızın önemli bir kısmı ameliyat, koruma tedavileri, uzun soluklu tedaviler, bizse bile takiplerimiz uzun soluklu olduğu için hasta yakınları da hastaları da telkinimiz bunu bir şeker hastalığı, tansiyon ya da kalp hastalığı gibi kabul edip örneğin kontrolü var, kontrolünü yapacak, sonra normal sosyal hayatına dönebilmesi yönünde ya da tedavisi var, tedavisi sırasında mümkün olduğunca evet sosyal destek çok önemli, aile desteği çok önemli ama bazen toplumumuz toplumsal olarak diyelim hastaya aşırı ilgiden hastayı bunaltabilmekte. Bu nedenle dengeli bir şekilde tedavi sırasında hastaya eşlik edebilmek, desteklemek ama tamamen de toplumdan ayrı tutarak, izole ederek hastayı bazen aşırı korumacılıkla kişiye normalde aslında tedavisini alır, günlük yaşamını devam edebilecekken işte odaları ayrı izole etmeler, kimseyle oturup konuşturmamalar ya da işini gidip devam edebilecekken o tedavi 6 ay sürecekse 6 ay boyunca hiç de işe göndermemek, yani çalışma hayatından uzak tutarak kişinin depresyonunu ya da hastalığı kabullenmesini çok zorlaştırmakta, depresyonunu arttırabilmekte. Onun için de mutlaka önemli, yani kronik bir hastalıkta olduğu gibi kanser tanısı almış hastalarımızda da sosyal ve ailesel desteğimizi yapmalıyız. Fakat yine dediğim gibi abartmadan, bunda tedavi edilebilir bir hastalık grubu olduğunu kendimiz ve hastamızla bildirerek ya da anlatarak ya da bunu bilerek, bildiğinde hastaya anlatmaya da gerek yok, o da çok hastayı sıkabiliyor. O şekilde hastamıza yardımcı olmaya çalışmamız gerekiyor.